küresiyle ilgili bazen sıkıntılardan bahsediliyor. Program uzun oluyor deniyor. Bu hafta bir metre aldım elime. Programı ölçerek belli bir tempoda tutmayı düşünüyorum. O yüzden kısa, dengeli, eğlenceli ve müzikli bir program olacak. Ayrıca bu programla ilgili hemen şunu söyleyeyim. Bu videoda hiçbir sıkıntımız yok. Bu video topuklu ayakkabı gerektirmeyen bir video. Konuklarım bana saygılarından, size saygılarından, şıklığa olan özenlerinden dolayı topuklu ayakkabılarını getirdiler. Ama rahat olun dedik. Düz ayakkabılarıyla yayındalar. Ayakkabıları gördün ama kanıtlar da ortada, topuklu ayakkabılar da masada, program boyunca bizimle birlikte olacaklar. Bu ne inceliktir, bu ne güzelliktir. Çok güzelsiniz. Çok şıkmış, çok şıkmış. Şenay hoş geldin, nasılsın? Çok teşekkür ederim, sen nasılsın? Vallahi çok iyiyim, çok çok iyi geldin. Şenay, bugün bu albümden şarkılar dinlemeyeceğiz Şenay'dan. Ama bu albümü en kısa zamanda indiriyorsun iTunes'dan, ondan sonra diğer paylaşım sitelerinden dinliyorsun, Spotify'da da var. Var, DNR'lerde de var. Bir de alıyorsun çünkü böyle arabanda dinliyorsun, gece oturuyorsun, koyuyorsun. İçine güzel fotoğraflar da var. Kahveni, şarabını, biranı. Ayrıca da sadece fotoğraflar değil, şarkı sözleri ve şu şey çok önemlidir yani. Şu bilgilere sahip olmak... Evet ya, fotoğraflar çok acayip. Bir de içeride tabii çok önemli besteciler var, emeği geçen birçok insan var. Onları da tabii burada bir şekilde almamız gerekiyor. Aa, Muhsin Akgün ile Cansu Boğuşlu çekmiş fotoğrafları. Evet. Benim kitap kapaklarımı çeken iki insandır. Süper fotoğraflar, bakar mısın? Şenay, ne başka türlü bir şey ne anlatacak bize? Aslında başka türlü bir şey. Şimdiye kadar yaptıklarımın biraz dışına çıkmak istedim. Çünkü hatırlarsan birinci ve ikinci albüm daha çok kendi söz ve müziklerinden oluşan albümlerdi. Ve belli bir kitleye de ulaştığını düşünüyorum. Eğer bir caz albümü söz konusuysa zaten dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yani ulaşabileceği noktalar belli. Ve bu anlamda da güzel de bir geri dönüş aldım albümlerden. Fakat bunun dışında neler yapabilirimin arayışı içine girince başka bir şeyler yapalım dedim. Bu başka bir şeyler ne olabilir? Benim sevdiğim, büyüdüğüm, beslendiğim, kendi başucu şarkılarımdan yola çıkmaya karar verdim. Bunların içinde tabii öncelikli olarak sevdiğim şairler var. İçinde Nazım Hikmet var, Can Yücel var, Firu Feruzah var, Hayyam var. Bunun yanında da sevdiğim songwriterler. Mehmet Güreli, Vedat Sakman, İlhan Şeşen, Zafer Cimbil, Derya Köroğlu, keza zaten albümün adını da başka türlü bir şey, oradan esinlenerek, yani oradan yola çıkarak böyle başlangıç yaptık. Sen duramıyorsun değil mi? Keza adını da böyle göster. Bir şey diyeceğim, sen rahat edeceksen ayağın altına al, bir rahat otur alayım orada. Alayım mı ya? Ay, vallahi istediğin gibi rahat otur. İstediğin gibi rahat otur. Yemin ediyorum, deminden beri bir şimdi bugün bugün programda şunu düşündük. Şimdi Şenay normalde su söylerken bile kendisi kraliyet eğitimi aldığı için kendisini buraya biz biliyorsun şeyden getirdik, saraydan aldık. Yani İngiltere'deki saraydan aldık, eğitim öyle yani. Bir soru rica edebilirim, o asil bir insan. Yani böyle asalet, yani böyle her nefesinde asalet var. O biraz kırılsın, birazcık da işin içine böyle sokağın sesi gelsin diye. Bak kim burada, Gupse burada. Gupse hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, sokaktan merhaba. Merhaba. Gupse öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Barış biraz rahatsız bildiğim kadarıyla, nedir evet. Durumu? Yani soğuk algınlığının zatürreye geçişiyle bayağı ağır bir hastalık geçiriyor kendisi ama şimdi iyi. Eyvallah, biz noktalı virgül her şeyi düşünen bir programız ve biz ilişkinizin de gayet sağlıklı gitmesi için size iki tane maske hediye ediyoruz. Evde Allah'ın seversen bunları takarak dolaş. Yani, Allah Allah. Vallahi tabii bakayım. Ki yani. Bilsem buraya da takardım. Sen de normal bir insan sayılmasın. Bu bulaşmıyor ama öbürü bulaşıyor. Hakikaten çok geçmiş olsun. En kısa zamanda... Ay ne yaptım gördün mü? Ne sandıysam ben. Uyumuyorsun. Hala güneş geliyor, hala güneş geliyor. Sen neler yapıyorsun, nasıl gidiyor bu aralar? Vallahi ben iyiyim. Ben televizyondan sıyrıldım biliyorsun. Yani sinema dünyasında bir ilk filmle adım attım. Bundan sonra inşallah devamı gelir. Çünkü çok güzel bir rahatlıkmış sinema. Yani aynen böyle oturup evde senaryo yazdıktan sonra bir 6 aylık çalışma serüveninden sonra yani özgürsün diyeyim. Yani her hafta bir şey yapmak zorunda değilsin. Bu benim karakterime çok uygun. Ne yaptı Dilya? İstediğini yaptı mı? Yani gişe olarak yaptı mı? Geri dönüş olarak yaptı mı? İzlediğinde yani nihayetinde izlediğinde şey seni mutlu etti mi? Tabii tabii. Yani ben
tabii ilk film, ilk kız çocuğu hani kendimden çıkan. Benim çocukluğuma da benziyor. Seyirci de sevdi ki güzel bir gişe yaptı. Bu demektir ki ben devam edebilirim. Bu da benim için mutlu edici bir şey. Bundan sonra değişik filmler de gelecek. Güzeldi yani, mutluyum. Aslında sende de bir asalet varmış. Cevaplar çok çirkinler. Sen ne diyorsun? Ay sen nasıl... Yok. Şimdi hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Böyle paslaşa paslaşa gidiyoruz. Salon en sevdiğimiz mekanlardan biri. Salon İKSV'nin Ocak-Nisan programı elimde. Ve Ocak-Nisan programında 29 Ocak'a açtığımda ne görüyoruz? 29 Ocak'ta evet onu görüyorsunuz. Gösterebiliyor muyum? Geleyim mi? Sen gel biraz. Hep benden beklemeyin. Tamam. Bak. Buna gidiyoruz. Buna hepimiz gelebiliyoruz değil mi? Tabii hepiniz davetlisiniz. Yani lansman konserinde albümün hepsi olacaktır elbette. Evet 9 şarkı olacak. Ama onun haricinde de tabii ki şarkılar olacak. Evet diğer albümlerden de çünkü biletli bir satış olacağı için sadece lansmanla sınır tutmayı düşünmüyoruz. Sevdiğim şarkılardan oluşan bir repertuarla buluşmayı düşünüyoruz. Albüm şarkıları dışında. O sevdiği şarkılardan birini dinleyelim. Şeref'in sevdiği şarkılardan birini dinleyelim. Bir şarkı kaydı dinleyelim ondan sonra yine buradayız. Geçti gözyaşları kaldı çimende gül rengi şarap içilmez mi böyle bir günde seher yeli eser yırtar eteğini gülün güle baktıkça çırpınır yüreği dönmeye kimse bilmez, kimse bilmez. O yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye kimse bilmez, kimse bilmez. Geçti gözyaşları kaldı çimende gül rengi şarap içilmez mi böyle bir günde seher yeli eser yırtar eteğini gülün güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün zaman başladı dönmeye kimse bilmez kimse bilmez o yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye kimse bilmez kimse bilmez kimse bilmez, kimse bilmez, kimse bilmez, kimse bilmez. Şena, şunu sormak istiyorum. Şimdi özel bir müzik yapıyorsun. Dinlenmesi gereken bir müzik yapıyorsun. Mekanda gürültü, gerçi biz de şu anda gürültülü bir yerdeyiz ama bu hayatın gürültüsü. Dinlenmesi gereken bir müzik, nitelikli bir müzik, seyircisi daha zor bir müzik. Zorlanıyor musun? Yani sen ve senin benzerin müzik yapan sanatçılar hem mekan bulmakta zorlanıyor mu hem de mekanda doğru seyirciyle buluşmakta zorlanıyor mu? İkisinde de zorluk yaşıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi...
bir mekanda eğer çok fazla gürültü varsa doğal olarak tabii biraz daha meditatif bir ortamda yapılması gereken bir müzik ve o anda konsantrasyonunuz bir anda bozulabiliyor. Mekan sıkıntısı da şöyle, son dönemlerde tabii çok fazla yeni gruplar, yeni müzisyenler var. Bu çok iyi bir şey. Fakat herkesin işte haftanın belli günlerinde program yapacağı kadar çeşitli mekanlar yok. O yüzden bu konuda tabii sıkıntılar oluşabiliyor. Ama olabildiğince aşmaya çalışıyoruz. İnanılmaz ya, normalde normalde biz görüştüğümüzde de bende böyle sizli konuşuyor ya. Bunu aşamıyoruz biz değil mi? Niye böyle? Demin sen diye başladım. Niye sen diye başladın? Sorular böyle peş peşe gelince bir anda böyle kal ne geldi. Yapayım? Daha rahat sorular sorayım. Ne haber? Şşt, ne yapıyorsun? İyi misin? Ne yapıyorsun? Ne diyeyim ben sana? Hemen siz olunca ben de geriliyorum. Bir anda ben... Allah Allah, aslında siz derken... Bir de o ezbere bir yekta şey durumu var ya, böyle sıkıcı adam durumu. Ben de oraya gidiyorum. Çoğu konuşurken hani siz biz derken orada aslında hani... Kitleye sesleniyorsun. Kitleye, benim de aynı kaderi paylaşan diğer müzisyen arkadaşlarım, sektördeki insanlar falan gibi. Öyle bir şey hani biz, siz, hepimiz falan. Gupse, size de bir sorum var. Benzer bir soruyu ben gelin size. Sor, benzer bir doğuş, soru. Benzer bir soruyu size yönlendirmek isterim Gupse. Gupse, kadın komedyen olmak zor mudur? Bir kadın komedyen olarak bir filmin lokomotifi olmak zor mudur? Derya sana bunu öğretti mi bebeğim? Yekta'cığım çok zor. Yani nasıl istersen şey mi, senin gibi nasıl cevap vereyim? Bilmiyorum, sizli git. Bu program sizli öyle gideyim. Sizli git. Sizli git, sene sana bağla. Sizli git, sene bağla. Sene. Ama ben o asilliği taş yapamayabilirim. Asil gir, asil gir mahallede bitir. Tamam. Ektacığım, lokomotif olarak bir kadın olarak özellikle komedide var olmak çok zor. Çünkü kadına gülmeye alışkın olmadığımız bir dünyadayız. Bak, ülkede demiyorum, dünyadayız. Çünkü erkekler genelde, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Erkekler kadınlara gülmeyi sevmiyor kardeşim. Egoları el vermiyor. Yani hakikaten oradan bir konuya, başka bir konuya parmak basıp sana soracağım o soruyu. Sor. Sen bir kadına sana gülmesini mi istersin, yoksa sen bir kadına gülmek mi istersin? Ben beraberce gülmek istiyorum. Yani ben de ona güleyim, o da bana gülsün. Beraber gülelim yani ya. Ego yapmasın ya canım. Şener'cim birazcık esprileri bana bırakırsan falan gibi bir egoya girer misin? Ben nasıl? Hele ona hiçbir şey yapamam. Ya örnek doğru olmadı. Ben onun yanında acayip korkuyorum. Ya böyle hep dik oturmam lazım gibi geliyor. Ama olması gerekiyor. Ben de asalet öğreniyorum. Ya normalde de kambur durduğum için çocukluğumdan beri annem dik dur dediği için böyle bir şey oluşuyor. Hayır, senin getirdiğin ruh da öyle. Ben beraber gülelim isterim. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Peki. Yani niteliklimiz, müziği dinleyelim, nitelikli şeyler konuşalım, içimizden geldiği gibi konuşalım. Aynen. Ama şunu hiç unutmayalım. Bu ne ya? Şunu hiç unutmayalım. Samimi olalım. O an neyse onu alalım. Dertli de olabiliriz. Doğru. Ondan sonra kahkaha da atabiliriz. İşte içten bir geçmiş olsun da olabilir. Saçma sapan masada ayakkabı var ya, ben bunları söylerken. Bu nasıl bir program ya? Ayakkabı var masada. Aynen ya, bir şey söyleyeceğim. Benimkinin boyutuna bakar mısın? 40 kaç? Numara. 40 yuh dedim. Seninki kaç? 38. 40 mı senin? Evet. O bedene. 37. Miniciksin sen be. Ne miniciye ya? Miniciksin. Gireyim ben. Türkiye'de veya şeyde genel olarak erkekler kadınlara gülmek istemiyor dedin, öyle mi? İstemiyor değil. Biraz zorlanabiliyorlar. Ya atıyorum mesela beni çok üzülüyorum. Deliha'da afişte sadece ben vardım. Bu yapımcının kararıydı. Yani Necati Bey dedi ki ya dedi olsun ilkleri yapalım. Dedim ki eyvah dedim, bir tehlikeli bir durum var. Hakikaten de mesela söyleşilere gittiğimde üniversitelere, liselere erkek öğrencilerden abla biz gitmedik, internetten izleyeceğiz falan. Niye oğlum diyorum ya, şimdi para verip de böyle afişte kadınlar şimdi ne derler millet bize gibi. Bu pardon, bunu üniversitede dedin değil mi? Lise sınıftaki öğrenciler söyledi. Ama bak aslında anlaşılabilir durum. Nesini yani, anlayayım ben bunun ya? Ha şöyle yani ne bileyim, ergen döneminde olabilir erkek duruşu biraz hani abi gel kanka gidip aksiyonda biraz bilmem ne, komedisine bel altı. Hani kadına ağır ol durumu, ağır herhalde. Abi bir şey. Biraz zor durum ama alıştırılabilir bir durum. Ama açıkçası dünyada hemen şunu söyleyeyim, son özellikle 10 seneye 5 seneye baktıktan evet. Sonra bütün Hollywood'un da damarına bakınca inanılmaz kadın stand-upçılar çıktı. Kadın aynen. Stand-upçılardan kadın senaristler çıktı, kendi filmlerini yazıyorlar. Atıyorum Girls gibi bir diziyi yapabiliyorlar evet. Ya da benzeri birçok işi yapıyorlar. İyi filmler yapıyorlar. Bence Türkiye'de de Gülse'nin açtığı bir damarla ve o damardan bize kattığı sizlerle
Birçok böyle iyi oyuncu. Yani buradan hakikaten Gülse Birsel'in kulağı çınlasın. Biliyorsun benim rol modelim oydu üniversitede ve hani mesajlar atacak kadar. Gülse Birsel senle ben ileride arkadaş olacağım, senle çalışacağım. Aman yaksın sen yani. Tabii mesela... tabii ben onu rol model aldığım için zaten onun bayrağını taşıma ebesisi bir tipim aslında. Vay biz seninle tanıştığımız zaman sen böyle delilikler mi yapıyordun? Tabii canım. Biz o kadar eskiden tanışıyoruz ki yani evet üniversiteden yeni mezun olmuştu. Yeni böyle bir... Çağnoz mu denir ona? Çağnoz bir reklamcıydı o zamanlar. Ama böyle gizli gizli böyle saçmalıklar yapıyormuş. Yapıyordu. Gülse cevap gizli veriyor fan. Muydu? Evet, Gülse cevap veriyor Gülse muydu? Gülse hiç cevap vermedi. Daha ki audition'a kadar. Sonra ama şimdi çok iyi arkadaşım, dostum, her şeyim yani. Ay ne kadar güzel. Peki, hemen şeye dönmek istiyorum. Albüm yapmak meselesine dönmek istiyorum. Albüm yapmak meselesi, biraz önce mekanları konuştuk. Mekanlarda zorluklar var. O zorlukları... taşıyabileceğin dinleyiciyle buluşmanın zorlukları var. Ama bir yandan da belli bir zaman dilimi içinde 2 senede 3 senede bir unutulmamak tekrar şey yapmak için. Aslında aynı şey film için de var. Doğru. Bunu ben bundan sonra hep kullanayım. Bunu çalalım. Bu çok güzel bir şey oldu. Vallahi şimdi bu albüm yapmak albüm yapmak ha, programdan bu kadar kaldı bu arada. Süreyi şuraya bağladık şimdi. Albüm yapmak zor mu artık? Albüm yapmak kolay artık. Çünkü yani bütçeye göre stüdyolar var. Eğer bir de kendi şarkılarını yapıyorsan, işte kendi göre bir grubun, bir ekibin varsa ki ben bu konuda çok şanslıydım. Çünkü sevgili Can Çankaya gibi harika bir prodüktörle çalıştım. İşte hem aranjmanları yaptı hem piyano çaldı. Zaten herkes bir şekilde tanışıyor sektörden. Biraz da tabii hani çok parasal anlamda geri dönüşü olmayan ama manevi anlamda çok büyük bir doyum yaşanan bir müzik olduğu için hevesli olan işte bu anlamda gönüllü olarak işte bir şekilde bizim de çorbada tuzumuz olsun deyip projeye yaklaşan arkadaşlarım olabiliyor. O yüzden bu anlamda biraz daha eski oranla sanki daha kolaylaştı. Bir de küçük bağımsız plak şirketlerinin var olması, dijital ortamda bir şekilde albümlerin işte dinleyiciyle buluşabiliyor olması sanırım biraz daha kolaylaştırdı. Yani o tekerler bir anlamda kırılıyor. Dijital ortam, internet ortamı senin işini de hareketlendirecek ve mutlu edecek mi seni Gülse? Kesinlikle. Yani dediğim gibi ben televizyondan sıyrılmışken kendimi unutturmamak için bir şekilde bir ne derler elektroşok yapmam lazım. Onun için de YouTube kanalı açtım. İşte biraz sosyal medyayı kullanmaya çalışıyorum. Ya ben onun dışında şey soracağım. Mesela şu durumla ilgili bir şeye bağlayacağım. Mesela eskiden albüm satışlarından hayatını idame ettirecek para kazanabiliyordun. Şu an ama albüm satışları yok internetten hani bilmem hani eğer legal yöntem yapabiliyorlarsa. Fakat şimdi ne bileyim mekanlarda şarkı söylemek gerekiyor. Aynı şey oyuncular için de geçerli. Çok aptal saptal dizilerde oynamak istemeyen insanlar mecbur kalıp hani para kazanmak için istemekli işler yapabiliyorlar. Gülse Özay televizyondaki işleri aptal saptal dedi. Hayır. Tamam. Hepsi değil ama bazıları gerçekten aptal evet, saptal evet, yani. Evet canım. Yani oynayıp da ben ne yapıyorum diyen insanlar da var. Hepimiz için geçerli. O yüzden ben müzisyenlere daha da hayranlık duyuyorum. Çok zor bir şeyin içindeler aslında. Ressamlar ve hatta yazarlar senin için de geçerli. Evet. Tabii hepimiz için her şey geçerli ama bir yandan da ya ben böyle kendimi çok uzak hissettim. Ben şöyle geleceğim. Ama sonuçta çıkışsız değil. Yani bunu geçen gün Demir Demirkan'la da konuştuk. Bir şarkı aklına geldi. Gece oturdun, besteledin. Anında taktın, koydun, çaldın. Sabah YouTube'a koydun, SoundCloud'a koydun ve herkese ulaştın. Aynen. Bir program yapmak istiyorsun. Şu anda biz bir takım imkanlarla yapabiliyoruz ama hayır imkanı yok. Cep telefonuyla yapıyorsun. Sabaha ne sabahı? Anında herkese ulaşabiliyorsun. Aynen. Eğer içeriğin varsa, eğer anlatacak bir şeyin varsa, sözün varsa bunu yapabiliyorsun. Yani aynen. Bence bütün hikaye bu. O sözlerden bir tanesi bu. Şöyle farklı kameralara gösteriyorum. Bu çok samimi bir şekilde söyleyeyim. Şimdi herkes gördü mü? Tüm kameralar gördü değil mi? Kesin Kamlama albümü. Sen ciddi misin? Evet evet. Cenk'in grubu. Evet Cenk Turanlı, Emre Kula, Mehmet Demirdelen. Benim okuldan arkadaşlarım. Müthiş bir kadro. Aa, müthiş bir kadro ve samimiyetle söyleyeyim bu kişisel yorumumdur. Katılırsınız, katılmazsınız ama bence 2015'in Türkiye'deki en yeni işlerinden biriydi. En sağlam işlerinden biriydi. Cenk sağ olsun bana da yolladı bir tane. Ve bu haftanın konuklarına Cenk'ten geldi hediye. Kesin bu albümü bizden size hediye. Ben de yoktu. Ben teşekkür ediyorum onlara çünkü
merak ediyordum. Yani şimdi bu ne? Bunu niye tam da şimdi bu sohbetin üstüne verdim? Hmm. İşte bir şey istedin mi? Bir içerik oluşturdun mu? Yani Cenkler de Emre Mehmet bunu işte ne kadar satar falan filan diye düşündüklerini hiç sanmıyorum yaparken. Ama iyi müzik, istediğimizi yapalım ve ulaşalım kısmı. Cesur hareketleri o yüzden seviyorum ben işte. Aa, bu çok cesur bir hareket dinleyince. Ben senin tam müzik dinleme zevkini bilmiyorum ama olur bu sana. Ben hiç seçmem tercih. Yani demin dinlediğim senin mesela beni hakikaten çok mutlu etti mesela. Seviyorum. Kaliteli, güzel, her şey seviyorum. Şuralarda bir yerdeyiz çocuklar. Çok az zamanınız kaldı. Yorumlara güzel güzel şeyler yazın ama şu kadar zamanımız kaldığında iyi müzikler de dendiğinde çok iyi bir müzik daha var. Bir şarkı daha dinleyelim Şenay'dan, ondan sonra sohbete devam. İngiliz sanatçı David Bowie 10 Ocak'ta 69 yaşında hayatını kaybetti. 40 yılı aşkın kariyerinde birçok farklı işe imza atan yenilikçi sanatçının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada efsane sanatçının 18 aydır kanserle mücadele ettiği aktarıldı. Bowie 8 Ocak'ta yeni yaşını 25. stüdyo albümü Black Star'ı yayınlayarak kutlamıştı. Hello and welcome to the 73rd annual Golden Globe Awards. Live. Oscar ve Grammy'den sonra en çok izlenen tören Altın Küre Ödül Gecesi İngiliz komedyen Ricky Gervais'in sunumuyla California Beverly Hills'te gerçekleştirildi. Gecede gerçek bir hikayeden esinlenen Diriliş filmi drama dalında en iyi film ödülünün sahibi oldu. Bugüne kadar hiç Oscar ödülü alamayan ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio bu filmdeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Meksikalı yönetmen Alejandro González Iñárritu da Diriliş ile en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Ünlü ABD'li şarkıcı Lady Gaga'nın da ödül kazandığı Altın Küre'de müzikal ve komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü Marslı filminin başrol oyuncusu Matt Damon kazandı. Müzikal ve komedi dalında en iyi film ödülü ise Marslı'ya verildi. Bu dalın en iyi kadın oyuncusu Joy filmindeki rolüyle Jennifer Lawrence oldu. But as I say, I'm going to be nice tonight. I've changed. Won't you buy me a Mercedes Benz? 18 Şubat'ta başlayacak İF İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, müzik tutkunlarının yolunu gözlediği filmleri bir araya getiriyor. Janis Joplin'den Blur'e, Kurt Cobain'den The Redden's'a her biri külte dönüşmüş müzisyenlerin filmleri Türkiye'de ilk kez İF İstanbul'da gösterilecek. 15. İF İstanbul Bağımsız Filmler Festivali 18-28 Şubat tarihlerinde İstanbul'da, 3-6 Mart tarihlerinde ise Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek. Festival biletleri ise 5 Şubat'ta Biletix'te ön satışa çıkacak. And I said, you are not ready for this. Sezen Aksu'nun 40. sanat yılı 15-16 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena'da kutlanıyor. Müzik direktörlüğünü Cenk Erdoğan'ın, dans koreografisini Zeynep Tanbay'ın üstlendiği etkinliğin yönetmen koltuğundaysa gazeteci Cüneyt Özdemir oturuyor. Bugün canın çok sıkkın, her şey sana zor geliyor. Bulutsuzluk Özlemi, müzik serüveninin 28. yılında yoluna devam ediyor. Sevilen rock grubu 20 Ocak'ta Durak X'larda sahne alacak. Sanki sen hiç bilmediğin bir kaos içindesin. If I only had
Sohbete hediyelerle devam ediyoruz ama hediyelerden önce bana gelen bir hediye var. Bu benim çok sevdiğim dostlarımdan biri. Uzun süredir de buluşamadık onunla. Aslında benim şimdi buradan hepinizin huzurunda kendisinden özür diliyorum. Ben Ali Deniz Uslu'yu bir süredir buluşma konusunda ekiyorum ama halledeceğiz değil mi? Ayarlayacaksın. Burada evet hemen hallediyoruz. Onun Esen Kitap'tan çıkan, ki Esen Kitap da son zamanlarda çok böyle aktif ve agresif davranıyor. Karga'nın duyduğu kitabı. Bu bana hediye olan bir kitap. Neyran Günüçer'in Dilimin Ucu Çınlıyor kitabı. Milos Kitap'tan çıktı. Hop o. Kısa günün kârı. Kısa günün kârı. Ve bir de April'in Lolito, yıllardır okuduğum en komik korkunç kitap, darmadağın olduğum yorumunu Nick Cave'e yaptırtan bir kitabı. Wow. Bu kitap da Gupse'ye hediye. Çok teşekkür ederim. Gupse'nin telefonunun ekranı kırık. O ekranı da yaptırtalım vallahi. Var mı böyle hizmetleriniz? Var var, iPhone'unun ekranını kırmış, ben onu yaptırtırım. Ya hep kırılıyor. Nasıl kırdın? Vallahi hiçbir şey, nazar. Yok, nazar. Yani, düşüyor bilmem ne. 10 sene bile kullanabilirim gerçekten. Kulağım yırtılmadı. Sahne programı nedir? Neler var önümüzdeki günlerde? 29'u sonrasında biraz bir şeyler var mı? Belli olmaya başladı mı? 29'dan sonra 31'inde Bursa'ya gidiyorum. Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin bir caz festivali var. Bu sene ilk defa yapıyorlar. Onun açılışına davet edildim. Ya lafını unutma, hemen söylemem lazım. Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet'in doğum günü şerefine ilk kez Nazım Hikmet pulu bastılar. Evet, pul artık çok kullanmadığımız bir şey ama çok büyük bir değeri vardır. Ben Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarına bayılıyorum. Bursa Nilüfer Belediyesi'ne selam olsun. Pardon. Oraya gideceğiz. Yani müthiş bir yer. Bak işte yani ben yaptıkları şey. Ben ilk defa gidiyor olacağım. Çok mutlu olacaksın. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sonra da herhalde bir konser turnesi olacak yurt genelinde. Bunları planlıyoruz şu anda. Ama tarihler henüz netleşmedi. Şey sayısı yeterli değil değil mi? Böyle caz kulüp, böyle gidip böyle huzurlu huzurlu müzik dinleyeceğimiz var, yer sayısı. Olmaz olur mu? İstanbul'da Nardis Caz Kulübü var. Tamam, apayrı bir şey. Nardis olağanüstü, onu koy bir kenara. Salon var, karşıda şey var. Neyse, karşıda da bir yer var, adını unuttum. Var. Evet, yani Living ama böyle var. İşte 3-4. Evet, doğru. Doğru. Fakat bu albüm biraz daha, dediğim gibi yani diğer iki albümden biraz daha farklı bir içeriğe sahip. Bu anlamda sanırım hani küçük kulüplerin dışında da mekanlarda
dinleyiciyle buluşturmayı hedefleyerek zaten yaptık bu projeyi. O yüzden çok caz kulüplerinde yer alsın istemiyoruz. Daha geniş mekanlarda, konser mekanlarını planlıyoruz. Umarım doldurabiliriz bile. Olimpiyat arenada. Olimpiyat arenada. Neden olmasın? Neden olmasın ya? Vallahi yani. Olsun ya, keşke olsun. Ben mesela Barış Bıçakçı'nın yeni kitabı çıktı. Ben kitabın böyle bir 10 milyon falan satmasını istiyorum. Bugün iletişim yayınlarından arkadaşlarımla konuştum. Ya dedim, ben kitaba hedefim 10 milyon 100 bin hedef koyuyorum dedim. Türkiye değişir, manyak mısın, öyle bir şey mümkün değil dediler. Ama çok seviniyorum, böyle şeyler neden olmasın ya? Tabii canım, ya yok. Bu kadar genç nüfusu olan, bu kadar büyük bir coğrafyayız. Ben şöyle biraz geri çıkayım, senin yüzüne gölgem düşüyor, güzelliğin öyle bozulmasın. Ben de böyle. Her şeyi düşünürüm. Biz de geride. Her şeyi düşünürüm. Ya bu albüm yani öyle bir satsın ki biz inanamayalım yani, neler oluyor diyelim falan. Herkes aşık olsun. Sen yarın öbür gün YouTube'a, internet ortamına ne bileyim 5-10 dakikalık bir şarkı söyle, 5-10 dakikalık bir dizi yap, bir küçük bir iş yap, kendin yönet. Evet. Ve o izlenme rekorları kırsın, işte çarşamba gecesinin birincisi o olsun. Vay, yani neden olmasın, bunların hepsi sizin elinizde. Yönetmenlik yapmayı düşünüyor musun? Evet, çünkü okulda aslında ağırlıklı olarak onun eğitimini almıştım. Yani ona sevdam vardı ama hiç fırsatım olmadı. Yani asistanlık yaptım bu sene Prague Film School'da, hani biraz böyle cilasını yaptım ama hani onun tam zamanı gelmediğini hissediyordum, artık geldi. Yani artık yani yazdım, oynadım, o dünyayı biliyorum, mutfağını biliyorum, reklam yazarı yaptım, artık çekmem lazım yani. Çünkü daha da hakimiyet içerince daha mutlu olacağım gibi geliyor. Hele senin gibi bir oyuncuyla mesela. Aa, gerçekten mi? Teklif geldi. Hoppa. Bak, süper. İnternet dizisini seninle yapsak ne acayip olur. İnternet dizisi yapalım mı? Sen, Cetvel, ben. Cetvel değil o. Bu çok Cetvel değil. Bu şey, bu benim ya. Bu benim hayatım. Bu ölçü birimi. Ben, ölçü birimi sen. Dizinin adı da belli. Ölçü çok birimi. Çok güzel değil mi? Evet. Ölçü birimi. Ay, çok güzel. Müzikleri de Şenay yapıyor. Evet. Murat da çeker. Tamam, 5 dakikalık dizi, yapımcımız da var, sen de yapımcı olursun. Ayakkabılarımız bile ayakkabılarımız var. Çok çirkin çocuklar, programı kapatıp çalışmaya gitmemiz lazım. Kahve içer misiniz? Kahve ısmarlayayım mı size? Aa, olur. İçer misin? İyi, siz 2 dakika aranızda konuşun, ben kahve getiriyorum. Buraları kesersin, bundan bence ya. Saçma hiç sapan konuşacağım. Niye geldik hiç bilmiyorum. Dediniz onu yaptık. Deli midir nedir? Şeye bakıp duruyorum ya, bu metaforik, bu yanıyor mu tavşan arkada ateşin önünde mi, hani kamp ateşi mi, yemedim onu taktım deminden beri. Bir şeyden kaçıyorlar. Sanki öldürecekler gibi ama bir yandan. Çok ya. Dur. Maske hediye aldı. Bırak Allah aşkına ya. Şenacığım, rahatsızla kalkalım. Şimdi ayıp olur. Ama bir de hediyeleri de aldık. Yo, bence geri alacak şimdi. Alıyor değil mi genellikle? Kesin. Güzel kitapları güzel. Kitapları okuduktan sonra paslaşabiliriz. Aynen, gözüm seninkine de kaldı. Ben de seni paylaşırım. Teşekkürler.